mal edilmiş bir şey. Dünyada da tabii. Geliştikçe kirli siyasetin tabii. ağları da daha yaygın oluyor. Şimdi bu kavganın tamamı İstanbul için aslında. İstanbul'la ilgili son birkaç anketin özetini yapmak istiyorum. Sonra konuklarımın değerlendirmesini merak ediyorum. Mesela MAK danışmanlık açıkladı son anketlerden birini. 21 Şubat 9 Mart arasında yapılmış. Cumhur İttifakı'nın adayı kurumun 1,5 puan önünde görünüyor Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu 41,5, kurum %40. Tim araştırmanın bir saha çalışması var. Onların sorusu farklı. Diyorlar ki İstanbul'u kimin yönetmesini istersiniz? Ekrem İmamoğlu diyenler %56,8, Murat Kurum diyenler %43,2. Tabii burada İstanbul'u kimin yönetmesini istiyorsunuz dedi sorusuna verdiği yanıtla oy kabinine girdiği zaman vereceği oy farklı olabilir. Bu kimin yönetmesini istiyorsunuz? Ekrem İmamoğlu'nun. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in açıkladığı bir anket var. Ona göre Murat Kurum bir puan önde. Gezici araştırma çok enteresan. O diyor ki Murat Kurum %44,1, CHP adayı %43,5. Hatta iddia ediyorum diyor, sonuç böyle çıkacak diyor. Kurum İmamoğlu'nun 44,1'e 43,5, 0,6 puan önünde. Sonardan Hakan Bayrakçı dün verdi bu rakamı. 2,5-3 aralığında oynuyor aradaki fark. Ekrem İmamoğlu önde diyor. Ama tam veri o açıklamıyor. Çalışma sürüyor. Birkaç güne kadar açıklayacağım diyor. Şimdi sanki o et kuyrukları, o pide kuyrukları yokmuş. Sanki milyonlarca emekli 10 bin liraya hayatta kalmaya çalışmıyormuş. Milyonlarca çalışan 17 bin liraya hayatta kalmaya çalışmıyormuş gibi. Yani mesela sokak röportajlarını seyredin Seda Hanım. Herkes diyor ki işte kiramı ödeyemedim, onu yapamadım. Biraz önce kuyumcuyu dinledik işte. Haftada 15-20 kişi gelip alyansını bozduruyor diyor. Bu diyor benim için diyor büyük kriz işaretidir. Onun dışında bakıyorsunuz sabaha kadar insanlar kuyruklarda. Gördüğümü yiyemeyimi yorum deyip ağlayan, şunu unuttum bunu unuttum diyenler. Peki böyle bir tablo varken biz iktidar partisinin çok ağır derecede çakılmasını beklemez miyiz? Şu anda iktidar adayıyla muhalefetin başat adayı başa baş gidiyorlar. Bu ilginç değil mi? Evet, ilginç, ama şöyle cevaplayalım. Mesela muhalefet açısından burada bardağın dolu tarafı, boş tarafı nedir diye. Bardağın dolu tarafı şu an yani 2019 seçimleriyle karşılaştıracak olursak muhalefet bir ittifak içinde seçime girmediği halde, o zaman ittifak olarak girmişti ve çok az bir marjla seçimi kazanmıştı. Bu defa böyle bir ittifakla girilmediği halde pek çok ankete göre İmamoğlu 2019'dakinden daha fazla önde görünüyor. Demek ki diyebiliriz ki o zaman ekonomik şikayetler etkili olmuş bir ölçüde. Ama bardağın boş tarafı dediğiniz olmuş gibi... Olmuş, ama daha önceki örneklerinde baraj altında kalan bir sürü... işte ANAP bunlardan biridir, Ecevit bunlardan biridir. Çok örnek var. Tamam, o yani genel olarak ekonomi neden yeterince işe yaramıyor ve yerel seçimde belki iktidarın avantajı ne gibi cevaplayalım. İşte boş taraf dediğimde oydu. Şimdi bir tanesi şu, yerel seçim bu diyor ve ben burada işte yolumu, şuyumu, metromu hallettirmek istiyorum. Bunu kim halledebilir? Kim halledebilirse ona vereceğim. Biraz önce dediğimiz gibi güç peşinde. Ne taraf güçlüyse o tarafın arkasına durayım, işim hallolsun diyor çünkü. Şimdi burada merkezi yönetimle aynı partiden olan bir adayın seçmene sunduğu bir şey var, bir vaat var, bir avantaj var. Diyor ki iki taraf bir olursa, aynı partiden olursa işin daha kolay görülür. Bunu zaten sık sık iktidar dillendiriyor ve bu bir ölçüde satında alınıyor seçmen tarafından. Yani ve muhalefetin de zaman zaman sarf ettiği yani engellendik ifadeleri aslında o muhalefetin daha bir tersiz olabileceği, yani engellenecekse o zaman engellenmeyecek olana oy vereyim şeklinde bir sonuca varmasına da yol açıyor. Ama bunu ben son zamanlarda biraz değiştiğini gözlemliyorum. Muhalefetin de yani engeller karşımıza, engellendik yerine karşımıza engeller çıktı ve aştık. Çıktı ve aştık, aşmayı öğrendik. Yani mesela Ekrem İmamoğlu'nun yeni bir söyleşisinde söylediği, hani biz o bileği defalarca büktük söylemi, hani artık bu merkez yerel işbirliği olmazsa biz ötekileri iş yaptırmayız duygusunu
dönüştürme gereğini anlamış olduklarını ve bunu yapmaya başlamış olduklarını gösteriyor. Şimdi onun dışında ekonomi neden yeterince etkili olmuyor diye. Tabii 2023'te de neden yeterince etkili olmadı hep bunları konuşabiliriz. 2023'te biraz daha seçimlerin bir beka meselesi olarak sunulması vardı. Yani ekonomik ihtiyaçlarım ülkenin işte milli çıkarları, geleceği bu ikisi arasında daha davasını, hikayesini tercih ettiğini söyleyebiliriz seçmenin. Bir de biz hep ekonomik şikayetlerden bahsederken evet emeklilerin durumları doğru ama onun dışında genel olarak kaybeden orta sınıf Türkiye'de yani en